Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim çeşme nigar çorbası. Uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum, altında yakıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme koyuyorum. Yağ ısındıktan sonra bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanlar kavrulduktan sonra çok aşırı derecede tepeleme olmadan 2 yemek kaşığı dolusu un ilave ediyorum. Onu hafif kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimeği yıkadım. Birkaç sudan iyice geçirdim, süzdürdüm. Onu da ilave ediyorum. 1-2 dakika kısık ateşte kavuracağım. Yeterince kavruldu artık. Öncelikle 5 su bardağı suyu ilave ediyorum. Şöyle 3 su bardağı su da ilave ediyorum. Öncelikle pişireceğim. Sonunda bakacağım, ona göre su ilavesi yapabilirim. Ama şimdilik bu su yeterli. Ondan dolayı gördüğünüz gibi suyu beyazladı. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Altında kısıyorum. Ara ara gelip karıştırarak kırmızı mercimekleri iyice pişireceğim. Pişerken hemen sosunu hazırlayayım. Yarım su bardağından bir parmak kadar fazla süt, yarım limonun suyu, bir adet yumurtanın sarısı. Öncelikle bunları çırpıyorum. Tamamdır, sosum hazır artık. Çorba bir 20 dakikadır kaynıyordu. Sadece 1 su bardağı kadar su ilave ettim katılaştığı için. İyice pişti. Gördüğünüz gibi mercimekler ezilmiş. Tamamdır artık. Hazırladığım sostan biraz içine katıp kesilmemesi için ılaştırıyorum. İçine katıyorum. Şöyle bir iki taşım kaynatıp altını kapatacağım. Kıvamı şu anda gayet iyi. Birazcık koyu güzel oluyor. Tuzunu da ilave ediyorum. Eğer varsa et suyu ya da tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Gayet güzel yakışıyor. Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum artık. Blender'dan geçiriyorum. Yeterli. Çorbam hazır artık. Üzerine tereyağıyla toz biber yakacağım. Bir yemek kaşığı tereyağını tavaya alıyorum. İyice yaktıktan sonra bir çay kaşığı toz biber. Biber de ilave edebilirsiniz. Fark etmez. Yeterli. Çorbayı artık servis tabağına alabilirim. Üzerine erittiğim biber de tereyağından da döküyorum. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.